Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, bu videoda biraz daha serbest takılacağız. Hatta aklıma bizim bir zamanlar sürekli olarak video çektiğimiz bir serimiz geldi. Hatırlar mısınız? Eskiler bilir. Günlük Dost Clash of Clans isimli bir serimiz vardı. Ve hesaplarda ne durumdayız, neler yapıyoruz, kısa ve orada vadeli planlarımız, hazırlıklarımız falan bunlarla alakalı konuşmalar yapıyordum, bilgiler veriyordum. O tarzda bir video olacak. Saldırı da yapacağım. Eğer boşta işçi yakalarsak yükseltmeler de yapacağız ama asıl bu videoyu çekmekteki amacım sizlerden sıklıkla gelen sorulara aklıma geldikçe cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Özellikle 15 hesap bir adam, 10 hesap bir adam veya 5 hesap bir adam usulünde klan savaşları bir süre üst üste çekmiştik. Uzun bir zamandır klan savaşlarına katılmıyorum. Bunların sebeplerini de yeri geldikçe sizlere aktaracağım bir video olacak. Şimdi ilk etapta Belediye Binası 14 ana hesabımızdayız arkadaşlar. Burada A'dan Z'ye, inciğinden cıncığına, cıncından cinciğine kadar her şeyin max olduğu Belediye Binası 15'e tam olarak hazır olduğumuz hesaptayız. Belediye Binası 15'in tarihi için emin olmamakla beraber Eylül Ekim aylarını bekliyoruz. Yani daha var. Biz hangi aydayız? Şu anda Haziran'dayız değil mi? Evet 19 Haziran pazar gününde çekiyorum bu videoyu. Saatler de 17 17.07'yi gösteriyor an itibariyle. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül yaklaşık bir 2-3 aylık süremiz var. Boru değil hemşerim. Belediye binası 15 geliyor. Ana hesabımda madalyaları fulledim. 2204 tane madalyam var. Yani bunlar biriktikten sonra duvar yüzüğü alıp satmayı düşündüm taş karşılığında. Ama sonradan dedim ki ya şu heykellerimiz de neden olmasın hesabımızda dursun. İşte 100 madalya karşılığında savaşçı heykelini aldım. E, mücadeleci heykeli de yanlış hatırlamıyorsam 200 madalya mıydı neydi? Bir bakalım. E, 100 madalya savaşçı heykeli, mücadeleci heykeli ise 250 madalya. Katılımcı heykelini de 500 madalya karşılığında alabiliyorum şu anda ama olur da erken bir güncelleme gelir diye madalyalarımı ziyan etmek istemiyorum. Bir sonraki lige takriben lig bitmeden önce e, bunu da satın alacağım. Yine 2000'in üzerinde madalyamız olmuş olacak. Vaziyetler bu şekilde. Şimdi gelelim klan savaşlarına. Arkadaşlar klan savaşlarına ara vermemin en büyük sebebi hatta tek sebebi hesaplarımda hero yükseltmeleri yapıyorum. Klan savaşı demek biliyorsunuz arkadaşlar, hero'lar olmadan oyun oynanmıyor. Eri diye binası 13 14 hesaplarımız var. Erken geçilmiş hesaplar. 30 level 40 level kral, kral kraliçeli iş yapamıyoruz. O yüzden mecburen yükseltmeye alıyorum. Madalyaları kullanıyorum, rünlerimi kullanıyorum. Efendime söyleyeyim, gelen kaynaklarımı kullanıyorum. Çoğu hesapta birazdan göstereceğim. Birkaç tanesini özellikle full hero yükseltmesi yapıyorum. E hero'lar yükseltmedeyken de klan savaşı yapmanın bir alemi yok. Boşu boşuna kaybetmenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Şayet bakınız şöyle klana giriyorum. Savaş kazanma serimiz 13 arkadaşlar. Yani es kaza kör topal da olsa 13 kere üst üste savaşı kazanmışız. Yani hesaplar belli bir seviyeye gelene kadar klan savaşlarına ara vermek istedim. Eş zamanlı olarak da hero'ları yükseltmeye çalışıyorum. Bunun sebebi bundan ibarettir diyelim. Ve diğer işlerimize ufak ufak koyulalım istiyorum. Bu arada sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Hatta ve hatta bunlar bana yetmiyor arkadaş ben daha fazla video istiyorum diyorsanız hemen hemen her gün düzenli olarak video paylaştığımız aynı kalitede içerikleri paylaştığımız ikinci kanalımız Kanker de hepinizi bekliyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Youtube arama barına Kanker Ricky yazarak da ikinci kanalımıza ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar hali hazırda her şeyle makslanmış belediye binası 14 hesabımızda daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdi gelelim alt hesaplarımıza. Evet açtığım ilk yan hesap evladım gibi sevdiğim köye giriş yaptık. Bakınız 6 işçimiz var burada altısı da dolu. Ne var? Kara iksir deposunu yükseltmeye alıyoruz. Barbar kral büyük koruyucu. Kaya saçar ve cehennem kulesi hep ağır savunmalar ve hirolar odaklı oynuyorum. Az önce dedim ya, klan savaşları neden gelmiyor? Sadece hiro olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Bakınız, belediye binası 15'e şunun şurasında kaldı 2-3 ay süremiz. Yani hirolarla birlikte hesapları da belediye binası 15'e yavaş yavaş hazırlamam gerekiyor. Bu bakıma madalya biriktiremiyorum. Neden yükseltme videoları çekiyoruz? Bakınız 18 tane madalya var bu hesapta ama ufak ufak artık birikim yapmak zorundayım ki Belediye binası 15'i güzel bir şekilde karşılayalım. O Klan Kalesi'nin, laboratuvarın, efendime söyleyeyim gelecek eğer ordu kamplarının seviyeleriyle uğraşmayalım diye. Yani ben bu oyunda bir şey yaptığım zaman her zaman 2-3 ay sonrasını düşünerek yapıyorum. Tabi sabırsız izleyicilerimiz çoğu zaman kızıyorlar bana ama olsun. Yine onlar için yapıyorum aslında. Tek başıma şu oyunu oynuyor olsam ne yaparım? Arkadaş iki tane hesap kasarım. 2 haftada bir oyuna girerim. Klan savaşımı yaparım. Ligi yaparım. Çıkarım. Yani yine sizler keyifli, kaliteli içerikler izleyin diye bu zahmetlere katlanıyorum. Evet burada da yapacak bir şeyimiz yokmuş. Laboratuvarda dolu. Laboratuvarda ne yükseltmesi diyor? Madenciyi yükseltmeyi oluyormuşuz. Devam edelim. Şimdi burada 2 numaralı belediye binası 14 hesabım var. Burada da hemen hemen her şey maxlandı. Sadece ve sadece laboratuvarda golemin son seviyesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 320 bin kara iksir istiyor. Yani bunu en kısa zamanda yapacağım inşallah ama bakalım ne zamana denk gelir. <laughs> Hayırlısı. Evet bir aradan da böyle madalyaları topluyorum. Ve her etkinlikte hafta sonu etkinliğinde başkent altınlarımı saldırıları yaptıktan sonra köye ayırıyorum. Hatta lafı gelmişken buraya da bir ziyaret edelim. Şöyle bir bakalım ne varmış burada. İnşaatçının atölyesine kadar pek çok şeyi açmışız arkadaşlar. İki seviye kaldı. Başkent binasının iki seviye yükseltmesi kaldı. Hani bir an önce makslamak için burada da gayretlerimi sürdürüyorum. 18 tane hesabımla bir başıma. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu arada devam edeceğim. Bir sonraki hesabıma geçeceğim ama onun öncesinde burada hayvan barınağını da hemen göstereyim sizlere. İkişer seviye lastiği ve elektro baykuş kaldı. 5 seviye öküzün var. Son seviyede tek boynuzlu atımız unicornumuz var. Aslında istesem bunların bir kısmını elimdeki rüm ve çekiçlerle büyülü öğelerle tamamlayabiliyorum ama acelesi yok. 3 aylık bir süre var önümüzde. Dolayısıyla madalya biriktirmek daha mantıklı geliyor bana. Haberiniz ola. Onun haricinde fazla değil. Sadece ve sadece 270 tanecik duvarımız kaldı. Onları da en kısa zamanda yükselteceğiz inşallah. Şimdi şöyle bir kanker rikiye bakacağım. Yine elimdeki en sağlam hesaplardan bir tanesi. Ee, bakalım burada iki tane işimiz boşa düşmüş. Bak sen benim bundan haberim yoktu. Ya da vardı da elimde ganimet olmadığı için çaresizce Köyden çıkış yapmak zorunda kalmış da olabilirim. Evet 2 milyon abone. Biz burada yükseltme videosu çektik mi? Bir dakika bakayım. Evet çekmişiz. Madalyalar sıfırlandığına göre yükseltme yapacak bir şey kalmamıştır demektir. Hemen şöyle bir bakalım. iki işçiyle bir şeyler yapabilecek miyiz? Burada 2 milyon altının varmış. Ver baba. Başka bir şey var mı? Var. 1 milyon altın var sanırım orada. Gözücüyle gördüm. Evet, 1 milyon altınımızı da alalım. Kahramanlar kitabını da almışız. Bu hesapta da sezon mücadelelerini hakkını verdiğimizi düşünüyorum şimdi neye basabiliyorum hava bombası 5 milyona daha kritik bir şey var mı aslında kral kraliçe veya hero koruyucu basmak istiyorum ama minimumda 164 bin kara iksir istiyor barbar kralımız ağır abimiz koruyucu desen 11 milyon istiyor Şimdi baskın madalyalarımı kullanabilirim aslında ama çok fazla yani, en azından yarısı kadar bir ganimet kasalım ondan sonra değil mi ondan sonra baskın madalyalarını kullanıp yükseltme yapalım. O zaman şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şu hava bombalarından bir tanesini yükseltmeye aldım ve bir saldırıya gidelim burada değil mi? Hazır hero'lar da ayakta. Evet burada hiç hiro da yükseltmemişim. Bak sen şu işte. Eyvah. 10.000 kare iksir. <laughs> Aman Allah'ım çok güzel ganimet çıktı ya. Tamam buraya saldıracağım. Tabi 53 level kralla böyle makslanmış bir belediye binası 14'ü 3 diyebilecek mi? Zemin değilim ama elimden geleni de ardıma koymayacağım hemşerim. Şu patlatıcıları hava savunmasının yakınında gördüm. O yüzden en azından bir tanesini indirdim. Ee, ne yaparız? Tekli, tekli, tekli. Arkadaş bir tanesi bari çoklu da olsaymış ya. Tamam şuradan kralı kraliçeyi bırakacağım arkadaşlar. Koridor daraltacaklar. Yani o kral duvar bile kıramayacaktır muhtemelen. Onu öldürürler muhtemelen. Şöyle sol tarafta bir koridor daraltma operasyonu yapıyorum. Kralın özelliğine bastım. Koruyucu öldürecek onu. Tabi kraliçe devreye girmez ise... Şöyle ejderlerimi salladım. Hafif bir kasma oldu bu arada size yansıdı mı bilmiyorum. Teknik arızalardan dolayı kusura bakmayınız hemşerim. Evet, Zeptini de gönderiyorum. Şu tekliğe bir dondurma büyüsü, girişte bir öfke büyüsü. Tekliği dondurdum. Koruyucunun özelliğine de güzel bir noktada bastığımızı düşünüyorum. Tam şöyle şurada bir öfke, bir tane öfke binada, bir tane öfke de şu noktada kullandım. Nasıl olsa bol, yapıştır yapıştır gitsin kardeşim. Evet, tekliği ve kaya saçarı donduracağım ama şimdi değil, henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ben yani üçleyeceğiz mi yoksa? Aa tekli de gitti. Balon mu öldürdü onu? Tam göremedim yalan olmasın. Şampiyonumun kalkanı duruyor. Şu kaya saçarı bir donduralım arkadaşlar. Ejderlere çok fena vuruyor çünkü. Şampiyon da kalkanı fırlattı. 10 level şampiyon işte garibim ne yapsın? Ya ne yapacağız? Mecburen yükselteceğiz arkadaşlar. Bakınız yetmiyor yani. Gerçi burası üçlenecek gibi gözüküyor ama. Arka tarafta da 22 level şampiyon varmış. Dur erken konuşmayalım. Erken öten horozun kafasını keserler. %76 <laughs> Hayır o değil de 5200 kara iksir var iki tane sonda da ve muhtemelen onları Köyde bırakmak zorunda kalacağız 3 tane sonda varmış bu arada yapma be Vay 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 İçim yanıyor şu anda Kara iksirin yarısını mı alacağız yani bu mudur Gerçi 3 tane ejder var Şampiyonu indirip sondaları alırız Bak bir tane gizli tesla kaldı Ejderlere sıkıntı çıkartma ihtimali olan Büyücü kuleleri fazla vurmaz ejderlere Baykuşla koruyucu da hayatta galiba 3 dedik öyle mi bir dakikada süremiz var görelim bakalım. Abi karmaşık duygular içerisindeyim şu anda. 1500 kara iksir kaldı onu da istiyorum hemşerim. Tamam ejder. Büyücü kulesinden sonra direkt sondaya gidecektir. Üst taraftaki ejder de gizli testayı. <laughs> dilim, da, dilim dolandı yine konuşamadım ya. Evet %94 kara iksiri köküne kadar sıfırladık arkadaşım. Bu saatten sonra 3 yıldız. Açıkçası umurumda bile değil ki 3 yıldızı da aldık. maka. Yani var istesen alamazsın. Beni yalancı çıkartacak ya. Hani ben dedim ya 10 level şampiyonla ne saldırısı yapabiliriz arkadaş. Bak üçlendi. Beni yalancı çıkartacak. Başka bir derdi yok oyunun ya. Yani. <laughs> evet güzel. Şikayet eden bizden değildir arkadaşım. Geldik buraya kadar bari 27 kupayı alıp da öyle çıkmak istiyorum. 12 saniye süre kala burayı da çatır çutur üçlemiş oluyoruz. Şöyle bir bakalım. Yükseltme yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Klan kalesini isteği tazeledim. Burayı zaten toplamıştık. 1.5 milyon altın 1.8 milyon iksir. Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Ya aslında böyle bir baskın madalyasıyla 570 tane varmış. Çok azmış. Zor günler için ben elimde biriktirmek istiyorum. İsterseniz gelin farklı bir hesabımıza geçiş yapıp oradan devam edin. Evet arkadaşlar elimdeki birkaç tane belediye binası 13 hesabından bir tanesi Kankarır YT köyümüzdeyiz. Burada da kral 53, kraliçe 58, koruyucu 23 ve şampiyon da henüz 3. seviyede. Ve burada bir yükseltme videosu hazırlığı içerisindeyim. 369 tane madalyamız var ve bol miktarda da büyülü öğelerimiz var. Hele de belediye binası 13'e yeni geçiş yaptığımız için, büyülü öğeler de biriktiği için burada bir video çekmeyi düşünüyorum. Böyle deli dolu akıllara zarar kıvamda bir yükseltme videosu olacak. Şimdiden reklamını yapmış olalım. P saçarlardan birini alıp dikmişiz ama ikincisi sanırım bizleri bekliyor. Aynen öyle. Bunun için depoları full doldurmam lazım. Yani siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama ben taş patlasın 2-3 güne kadar burada depoları dolduracağım ve yükseltme videosu ile sizlerin huzurunuza çıkacağım arkadaşım. Evet şöyle bir saldırıya gidelim bakalım çok tatlı ganimet geldi şükürler olsun. Hemen şöyle ikişer yıldırımla patlatıcıları indirelim. Sonra ejderleri koy vereceğiz zaten çatır çutur üçleyip çıkacaklar. Güzel. Böyle kral, kralçiyi buradan bıraktım. Şöyle bir bebek ejder, bir tane ejder şurayı kapatsın. Ama geriye kalanları şuradan içeriye sallayabilirim. Evet, daha ejderler belediye binası 12 seviyesinde muhtemelen şimdiden e, spoiler vermiş olayım. Ejder yükseltmesi yapacağım arkadaşlar. Yani o yükseltmelerden bir tanesi kesinlikle ejder olacak. Çünkü 3-5 level şampiyonla başka doğru düzgün saldırı yapamayız yani. Şöyle bir yıldırımı da yapıştırdım. Koruyucuyu özellikle beklettim. Zepp'in içindeki askerleri de korumak istiyorum. Yetileri gayet güzel. Şöyle merkeze bir öfke büyüsü daha patlatıyorum. Kralın özelliğine bastım. Kraliçemin özelliğine basmama gerek yok. Ejderler zaten güçlü ilerliyorlar. Boşa gider. Evet güzel bir ganimet aldık. Kaşla göz arasında kısa yünün karı. Değil mi? Bedavaya ganimet aldık. Hankır, sen değilsin ha. Hem ganimet kasıyorsun hem köyleri geliştiriyorsun. Hem de video çekiyorsun. Oh hayat sana güzel. Diyenler için söylemek istediğim tek şey ne biliyor musunuz? Hadi yap. Hadi yap. Yap da görelim hadi. Yapsın çıksın bir baba yiğit çıksın benim yaptığımı yapsın ondan sonra ben diyeceğim ki helal olsun adam yapıyor. <laughs> tamam fazla böbürlenmeye gerek yok. Yaptığımız iş ne sizin sandığınız kadar kolay ne de birilerinin sandığı kadar zor bir iş arkadaşlar. Yani tam zamanlı olarak bu işi yaptığım için elimden geldiğince hakkını vermeye çalışıyorum. Durum bundan ibaret. Abartılacak bir şey yok yani. Hadi buraya kadar gelmişken bir tane daha köye girelim. Ondan sonra da sizlere elveda diyeceğim. Evet arkadaşlar burası da bizim kapanış köyümüz olsun. Öyle mi? Aynen neden olmasın? Şimdi Kankırır 10, Kankarır 9 ve Kankırır 8 hesabımız. Üçü de bu kıvamda köyler. Üçünü de belediye binası 14'ü yükseltiyorum arkadaşlar. Hafızam beni yanıltmıyor ise en azından iki tanesi garanti yükseliyor da bir tanesinde belki belediye binası henüz 5. seviye olmayabilir. Yani değilse bile yine belediye binası üzerinde çalışıyorum. Neden? Dediğim gibi yani bir an önce belediye binası 14'e geçelim. 2-3 ay içerisinde 15 gelene kadar ordu kamplarını ayarlayalım. Mümkün olduğunca hirolara seviye verelim. İnşaatçı kulübelerini en azından 2. seviyeye yükseltelim ki belediye binası 15'e yani rahat bir geçiş yapalım arkadaşlar. Şu anda en büyük hedefim bu. Kralımız, kraliçemiz yükseltmede 21 şam, 21 level koruyucumuz, 5 levelde şampiyonumuz varmış. İşçilerin alayı da yükseltmede. Bakın 2 saatlik süre varmış. Görüyor musunuz? Bunların hepsinde ganimetleri biz kasıyoruz. Kimisi de yazıyor diyor ki arkadaş işte tek başına yapamazsın. Birileri yardım ya keşke yardım edecek birini bulsam da yardım alsam. İki türlü sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Bir kargaşa olur Yaralar teyzemden yardım almaya çalışıyordum. Ee, sıkı takipçiler bilirler. Ama olmuyor. Yani tek başıma yapmam lazım. Mesela klan savaşına giriyorum. Atıyorum bağış atacağım. Bir bakıyorum o hesaba girmiş. Sıkıntı çıkıyordu. Çok kısa süren bir yardım alma süreciydi zaten. Olmadı. Ayrıca şunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum arkadaşlar. Hesaplarınızı paylaşmayın. İyi niyetle de olsa, kötü niyetle de olsa hesaplarınızı paylaşmayın. Supercell kardeş hiç acımaz banlar. Daha geçenlerde birkaç kişiden haber aldım. Sırf bu hesap paylaşımı yüzünden hesapları kalıcı ban yedi arkadaşlar. Ve bunun geri dönüşü de olmuyor. Yani en güzel hesap kendi kastığın, kendi geliştirdiğin hesap. Yani bu hesapları da tek başıma kendim kasıyorum. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Evet hazır buraya geldik. Hiçbir şey yapmadan çıkmak istemiyorum açıkçası. 30 taşım sizlere feda olsun. Bir saatlik süresi kalmış onu bitirdim. Ve bir bakalım ne yükseltmesi yapabilirim. Kara iksirim birazcık daha fazla olsaydı madalyalarla satın alıp şampiyonu yükseltmeyi almayı düşünebilirdim ama onun için bize 130 bin kara iksir lazım. 5 çarpı 3'ten 1500 tane madalya vermeyeceğim. Değmedi gibime geldi. Peki nasıl bir strateji izliyorum? Ganimetin yettiği ölçüde en ucuz savunma yükseltmelerine gidiyorum. Eğer ganimetim varsa, işçi boştaysa, hero yükseltebiliyorsam hiç sağa sola bakmıyorum. Hero'yu yapıştırıyorum. Eğer hero'ları yükselttim Elimde ekstra işçiler kaldı. Ya da ganimetim yok hero yükseltmesi yapamıyorum. O zaman en ucuz savunmayı yapıştırıyorum arkadaşlar. O da bugün için gizli testaya düştü. 1.8 milyon altını yapıştırdım. Testayı 7. seviyeye yolladım. Ve böylelikle videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım bir bak bir yandan eğlenceli keyifli bir video olmuştur. Diğer yandan da işte neden klan savaşları gelmiyor? Niye o gelmiyor? Niye bu gelmiyor diye sorulara cevap vermişimdir arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Hani ne zaman başlarız tekrar klan savaşlarına? Şimdi önümüz klan savaş ligleri zaten. Yani her ay zaten en azından 7 tane klan savaşı paylaşıyorum arkadaşlar, değil mi? Yani baktığınız zaman en az 7 tane klan savaşı videosu gelmiş oluyor. Bununla beraber araya sıkıştırmaya çalışacağım. Bir bakacağım. Hero'ların boşa düştüğü durumlarda yeni bir video çekebilirim her an için. Derler ve giderler. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.